Öyle bir üretici düşünün ki aya ilk ayak basan değil, Armstrong onun geliştirdiği teknolojiyle dünyaya mesajını iletiyor. Cep telefonu teknolojisinin mimarlarından biri ama gelin görün ki 2020 yılında esamesi okunmuyor. Sahi ya, ya ne oldu? Merhaba ben Mesut Çevik. Teknoloji ve gündem konularını değerlendirdiğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Motorola'yı konuşacağız. Cep telefonlarının mimarı, bir dönem için pazarın lideri olan Motorola nasıl oluyordu 2020 yılında sektörde varlık gösteremiyor? Motorola 1928 yılında Paul Galvin tarafından Illinois Amerika'da kuruluyor. O dönemler ismi Motorola değil, Galvin Manufacturing Corporation ve öncelikli amacı radyolar için AC-DC dönüştürücüler yapmak. O döneme radyoları pille çalışıyorlar ve prize takıp kullanamıyorsunuz. Fakat Motorola'nın geliştirdiği bu dönüştürücüler sayesinde pilli radyonuzu prize takıp kullanma fırsatı yakalıyorsunuz. Fakat teknoloji gelişmeye devam ediyor ve radyo üreticileri tabii ki bu dönüştürücüleri radyolara entegre ediyorlar. Paul Galvin de yeni teknoloji arayışlarına giriyor. O dönem için otomobillerde radyolar kullanılmamakta Çünkü entegre edilen radyolar otomobil içerisinde yüksek parazite neden oluyorlar ve ses dinlenemez hale geliyor. Paul Galvin buradaki potansiyeli keşfediyor ve geliştirdiği teknoloji sayesinde Galvin Manufacturing Corporation'ın radyolarının otomobillerde düzgün ses verebilmesini sağlıyor. Böylece Galvin Manufacturing Corporation dünyanın ilk otomobil radyosunu pazara sunuyor. Bu radyo o kadar fazla tutuyor ki hem firmanın hızlı bir yükselişine hem de yeni bir isim arayışına girmesi neden oluyor ve firma bu radyoları Motorola olarak isimlendiriyor. Motor kısmı otomobillerden geliyor, ola kısmı da Amerikalı gramofon üreticisi Victorola'dan alınıyor. Böylece Motorola'nın ilk isim olarak telaffuzunu görmüş oluyoruz. Daha sonrasında ise firma iletişim konusunda çalışmalara başlıyor ve Amerikan Polis Teşkilatı daha sonra da ordu için iletişim altyapıları hazırlıyor, teknolojiler geliştiriyor. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin telsiz ve iletişim altyapısını Motorola sağlıyor ve firma burada büyük bir başarıya kalıyor. Motorola'nın telsiz telefonlarla tanışması ise 1946 yılında Bell Telefon Company tarafından sağlanıyor. Bell Telefon Company Chicago'da devreye girecek olan telsiz telefonlar için Motorola ile iş birliklerine gidiyor ve o dönem için araç içine yerleştirilen ilk telsiz telefonlar pazara sunuluyorlar. Motorola uzun süreler değiştirmeden kullanacağı logosunu 1954 yılında seçiyor. 1955 yılında ise silikon teknolojilerindeki yükselişi görüyor ve buradaki araştırmalar için özel bir ekip kuruyor. Yine aynı yıl germanyum bazlı ilk yüksek güçlü transistörünü tanıtıyor. Firma ve sektör için oldukça büyük bir başarı. 1958'de NASA'nın Explorer 1 projesi için iletişim teknolojilerini geliştirme işini üstlenen Motorola, 1969'da Neil Armstrong'un aya ayak basmadan önce söylediği "Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım" sözünü mesaj olarak ulaştıran, teknolojileri ve iletişim altyapısını yine geliştiren firma oluyor. Tabii ki Motorola yoluna durmadan devam ediyor. 1973 yılında otomotiv bilgisayar ve konsol teknolojilerini köklü bir şekilde değiştirecek olan 8 bitlik Motorola MC6800'ü piyasaya sürüyor. Daha sonrasında ise 1980'de Apple'dan Commodore'a kadar oldukça geniş bir kullanım alanı bulacak ilk 32 bitlik işlemcisi MC68000 pazara sunuluyor. 1983 yılında dünyanın ilk hücresel taşınabilir telefon olarak kabul edilen Dynatec 8000X FCC'den onay alıyor. Bakın, firmanın teknoloji geliştirmesini o kadar hızlı geçmek zorunda kalıyorum ki çünkü hepsini tek tek anlatmaya kalksam bu video büyük ihtimalle yarım saat 45 dakika boyunca sürebilir. Motorola nefes almadan, hız kesmeden sektörü değiştirecek, teknoloji dünyasında yeni çığırlar açacak şeyler geliştirmeye devam ediyor geliştirdiği işlemciler o dönem için konsollarda ve bilgisayarlarda Neredeyse tek seçenek gibiydi. Hatta bilgisayar ve konsol teknolojilerinin günümüze gelmesinde Motorola'nın önemli oyunculardan bir tanesi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. 1986 yılında ise endüstri dünyasında genel bir standart olarak kabul edilecek ve Motorola'da çalışan bir mühendis tarafından ortaya konan Six Sigma kalite iyileştirme sürecini uygulamaya başlıyor Motorola. Bu süreç sonunda bir fabrikada bir banttan çıkan ürünlerin %99.9 oranında benzer kalitede olması sağlanıyor. Firma geliştirdiği bu tip yenilikçi teknolojiler sayesinde 1994 yılına gelindiğinde Amerikan cep telefonu pazarının %60'ına hakim hale geliyor ve karlının %65'i cep telefonu üretiminden sağlanıyor. Ve ne yazık ki kötüye gidişin ilk tohumları da bu yıllarda ekiliyor. Çok şaşırtıcı diyeceksiniz ki firma lider, her şey çok iyi gidiyor. Nasıl oluyor da burada bir kırılma yaşayabilir? Cep telefonu sektöründeki yüksek karlılık firmayı biraz ikiye bölünmeye doğru itiyor. Çünkü cep telefonu satışı gerçekleştiren, bunları geliştiren bir ekip var. Aynı şekilde altyapıları geliştiren bir ekip de var. Motorola'yı motorola, yı, motorola yı yapan kısma baktığınızda aslında bu altyapıları geliştiren, işlemcileri geliştiren ekipler. Bu ekipler ayrı bir birim olarak sektöre yön verecek teknolojiler üstüne çalışıyorlar. Daha mütevazi bir hayat yaşıyorlar. Fakat cep telefonu tasarlayıp satan ekip o kadar yüksek karlılıkla oynuyor ki, o kadar yüksek bonuslar alıyorlar ki bir süreden sonra şirketin önünü lüks arabalara doldurmaya başlıyorlar ve altyapı tarafının dijitale yatırım yapmamız gerekli sözlerine kulak tıkıyorlar. Dijitale hızlı bir geçişin gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Daha o dönem Motorola dijital altyapılar geliştiren bir firma olmasına rağmen dijital altyapılarda çalışacak cep telefonları geliştirme işine çok yönelmiyor. En azından bunları çok ön planda tutmuyor. 98 yılında ise Nokia gelerek Motorola'nın elinden pazar liderliğini alıyor. Nasıl mı alıyor? Nokia, Motorola gibi bir altyapı üreticisi ama dijital altyapı üreticisi. Aynı zamanda ürettiği cep telefonlarında da dijital altyapılarda çalışmayı öncelikli olarak şart koşuyor. Yani Motorola'nın görmezden geldiği, cep telefonu tarafının kulaklarının tıkadığı o teknoloji bir gün geliyor Motorola'yı pazar liderliğinden ediyor. Motorola zaten daha sonraki dönemde bir daha pazar liderliğini Nokia'dan alamayacak. 2000 yılına geldiğimizde ama dijital altyapı ekibi çalışmaya devam ediyor. Cisco ile beraber dünyanın ilk GPRS altyapısını tanıtıyorlar ve kuruyorlar. Ve yine Motorola'nın 2000 yılında ilk GPRS destekli cep telefonunu pazara sunduğunu görüyoruz. Motorola'nın çıkış yaptığı o dönem için yeniden ben de varım dediği telefon serisi ise Razer ailesi oluyor. Bu kapanıp açılan cep telefonları o kadar fazla tutuyorlar ki sadece bir sene içerisinde 130 milyondan fazla Razer serisi cep telefonu satmayı başarıyor firma. Firma cep telefonu pazarında yükselişini sürdürmek ve liderliği tekrar geri alabilmek için yeni anlaşmalar yapıyor ve Apple'la anlaşmaya giderek 2005 yılında Razer e 1 ismini verdiği ve iTunes ile entegre olarak çalışabilen ilk cep telefonunu pazara sunuyor. Fakat bu ortaklık çok uzun sürmüyor ve 2006 yılında ortaklık bozulduğu için Motorola yeni bir yazılım altyapı firması satın alarak iRadio isminde yeni müzik servisini duyuruyor. iTunes'a rakip olmaya amaçlıyor. 2007 yılında iPhone'un tanıtılması ardından Motorola için işler tamamen değişiyor. Sektör akıllı telefon çağını yaşamaya başlıyor ve Motorola 2007'den 2009'a kadar 4.3 milyar dolar zarar ediyor. Sektörde herhangi bir varlık gösteremiyor. Radio müzik servisi herhangi bir şekilde kullanıcılara açılmadan iptal edilen projeler arasında yer alıyor. 2009 yılında Motorola ciddi bir karar alarak mobil ve ev elektroniği bölümüyle altyapı bölümünü ayırıyor ve iki şirket haline getiriyor. Bu ayrılma aslında olumlu sinyaller vermiyor değil. 2009 yılında pazara sorulan Motorola Droid belki de şu ana kadar üretilen en ikonik Android telefonlardan bir tanesi olabilir. Zira halk tarafından da o kadar fazla seviliyor ki hem Amerika hem de dünya çapında çok yüksek satış adetlerine ulaşarak firmanın cep telefonu pazarındaki yüzde 7'lik payını yüzde %14 14'e kadar yükseltiyor. Fakat 2010 yılındaki bu çıkış ne yazık ki sürdürülemiyor ve 2012 yılında firma 12.4 milyar dolar gibi devasa bir değerle Google'a satılıyor. Google'ın bu satın alması hep tartışılan konulardan bir tanesi oldu çünkü çökmeye doğru giden batacak bir firmayı neden böylesi yüksek bir bedelle satın aldın diye hem yatırımcılar hem de biz kullanıcılar sorduk. Google'ın açıklaması ise çok net. Çok uzun zamandır Android ekosisteminin bir parçası olan ve patentlerini bizlerle paylaşan Motorola'nın herhangi bir şekilde başka bir üreticinin eline geçmesine izin veremezdik. Bu Android ekosisteminin geleceği açısından çok tehlikeli olurdu ve biz Motorola'yı bugüne kadar geliştirdiği teknolojiler ve sahip olduğu patentler için almak zorundaydık diyor. Evet çok doğru. Fakat Motorola Google'ın çatısı altına girdikten sonra 17 bin çalışanın işine son vermesine rağmen hala daha zarar eden bir şirket ve 2 sene içerisinde Google'ın hanesine 1 milyar dolar daha zarar yazılıyor. Google o dönem için Motorola Moto G isminde uygun fiyatlı, fiyat performans kralı olarak isimlendirdiğimiz dönemi için bir cep telefonu da pazara sürmüyor değil aslında. Fakat firmanın ettiği zarar bu telefonun satış başarısının herhangi bir şekilde Motorola'ya katkı sağlamadığını gösteriyor. Zaten günümüz üreticilerin yaşadığı en büyük zorluklardan bir tanesi de bu. Evet uygun fiyatlı cep telefonları pazarda birçok kullanıcıya ulaşıyor. Kullanıcılar tarafından çok seviliyor olabilir ama günün sonunda yapılan kara baktığınızda çok da karlı bir operasyon olmuyorlar ve firmanın yüksek giderleri varsa eğer bunları karşılamakta yetersiz kalıyorlar ve Google doğru bir kararla Lenovo'ya Motorola'nın mobil kısmını 2.9 milyar dolara, ev elektroniği kısmını da 2.4 milyar dolara bir başka Amerikalı şirkete satarak Motorola operasyonundan 8.1 milyar dolar zarar ettikten sonra kurtuluyor. Elinde patentler kalıyor ama mobil kısmında çalışan mühendisler, tasarımlar, cep telefonunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi sahibi insanlar artık Lenovo çatısı altında çalışmaya başlıyorlar. Lenovo çatısının altına geçen Motorola da aslında başarılı modeller görmüyor değiliz. Mesela G2 yine o dönem için fiyat performans şampiyonu telefonlardan bir tanesi oluyor. Motorola'nın yine E, X ve Z serileri de Lenovo çatısı altında pazara sunuluyorlar. Fakat gelin görün ki Lenovo kendisi mobil operasyonu doğru yönetemediği için Motorola markasını da doğru kullanamıyor ve günün sonunda Lenovo yenilince Motorola da yenilmiş sayılarak şu anda günümüz mobil pazarından tamamen siliniyor. Lenovo'nun neden pazardan çekildiği çok fazla soru alan konulardan bir tanesi oldu. Fakat şunu unutmayın. Lenovo uzun süreler bilgisayar üretmiş. Tüketici elektronik'inde dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları veya benzeri araç gereçleriyle yer almış bir üretici. Cep telefonu pazarı ise çok daha fazla dinamik olan ve ayrı bir profesyonellik gerektiren bir pazar. Lenovo ilk başta çok uygun fiyatlı cep telefonlarıyla ve üstün teknolojileriyle Çin'de fark yaratmayı başardı. Dünya genelinde de merak uyandıran firmalardan bir tanesi oldu. Ama hiçbir zaman premium segmentli ürün satmadı. Her zaman sattığı ürünler fiyat performans odaklı ürünler oldular. En iyi işlemciyi kullanmasına rağmen o dönem için çok yeni sayılan ikili üçlü kamera sistemlerini cep telefonlarında uygulamasına rağmen bu telefonları yüksek fiyatlarla değil, uygun fiyatlarla tüketicilere ulaştırdı ve bu yüzden yüksek pazar payları kaydetti. İşte uygun fiyatlı cep telefonlarıyla elde ettiğiniz pazar payını bir başka uygun fiyatlı cep telefonu satıcısı gelip kolaylıkla elinizden alabiliyor. Xiaomi, Honor, Huawei gibi markalar gelip Lenovo'nun elinden bu pazar payını Çin'de aldılar. Çin'de hızlı bir şekilde kan kaybetmeye başlayan ama dünya genelinde de yine aynı performansı sergiledi. Zira Motorola'yı iyi bir şekilde konumlandıramamış. Hatta ben Motorola'yı atacağım, Lenovo Moto markasıyla hayatıma devam edeceğim kararı sonrasında bunu da iyi anlatamamıştı insanlara. Ve sonrasında ne oldu? Premium segmentte de varlık gösteremeyen firmanın pazardan tamamen çekildiğini, çok küçük bir hal aldığını gördük. Türkiye'den çıktılar mesela. Türkiye'deki kullanıcılar Lenovo'yu çok sevmişlerdi. Çünkü fiyat performans ürünleri fark yaratıyordu. Motorola markası da Türkiye'de hala daha güçlü bir marka. Yeni telefonlara duyurulmuyor değil firmanın. Motorola Edge Plus görüntüsüyle sahip olduğu özelliklerle yine ilgi çekici bir telefon. Ama sektörde çok daha fazla konuşulmadığını, inceleme sitelerinde bile çok fazla rağbet görmediğine şahit olabilirsiniz. Neden? Dediğim gibi pazarda eğer bir kere silinirseniz tekrar konuşulabilir, tekrar merak edilen bir üretici haline gelmeniz oldukça zor. Bu videoda Motorola'nın zirveye çıkışı ve daha sonrasında hızlı bir şekilde çöküşünü tarihi sıralamaya uyarak Hızlı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Benim için zor çektiğim videolardan bir tanesi oldu. Umarım sizler için de merakınızı gideren, bir şeyler öğretebilen bir video olmuştur. Eğer bu videoların devam etmesini istiyorsanız bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Eğer aboneyseniz bu videoyu beğenebilir, sosyal medyanızda paylaşabilir veya yorumlarınızla bana destek verebilirsiniz. Ve burada kanalımda yer alan katıl butonuna tıklayıp elmas üye olarak kişisel çabalarıma büyük destek sağlayan Sezgin Özgürel ve Cihan Vural'a teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.